Merhaba, bugünkü videonun konusu gürültü, görüntü kirliliği. Videolarda genelde bir çözüm üretmeye, bir fikir vermeye çalışırım ama maalesef bu sefer çok fazla çözüm öneremeyeceğiz. Daha çok isyan edeceğiz. Çünkü artık birilerinin dikkat çekmesi lazım ama ben çeksem ne olacak? Böyle 10 milyon abonesi falan olacak ki bir YouTube kanalının birisi ciddiye alsın. Gürültü, görüntü apayrı. Bazen birleşiyorlar. Görüntüyle başlayayım. 1. Tabelalar. Ama her yerdeler. Bir kere vergisini verdiğin sürece istediğin boyda tabela, istediğin renkte tabela asman çok saçma. Yani Fransa'ya gittiğin zaman, Avrupa hayranlığına girmiyorum söyleyeyim. Fransa'ya gittiğin zaman kafana göre her yere tabela asamıyorsun ya da Avrupa'nın bazı ülkelerinde. Ama bizdeki kadar pis, üst üste binen, saygısızca, göze sokayım diye bir tabela mantığı yok. Bir kere meslek gruplarına göre olmalı. Nasıl ki eczanenin kırmızı beyazsa, berberin, herkesin bir farklı rengi olmalı. O renkte olmalılar bence. Ve ebatlar. Dükkandan büyük tabela gördüm ben ya. Adam daha, yani dükkanın cephesi daha küçük. O tabelalarda LED fantazisi gelmiş. Kendi kendine çeşitli özel yanar dönerler koymuş. Gözünü sokuyor. Ve o tabelalar maalesef dükkanın kendisinde değil, yolun ortasına da koyuyor. Sırf o kebapçıya dikkat çekmek için gidiyor, trafik lambası, düşünebiliyor musun? Trafik lambasının altına monte ediyor. Niye? Çünkü sadece söküp atıyorlar. Takır takır ceza yese o adam, yoldaki ağaca o tabelayı astığında yese 50 milyar, 100 milyar cezayı eski parayla, o zaman yapmayacak. Ama bez afişler. Bayılıyorlar o bez afişlerle konser duyurmak. Zaten ülkemde duvar boş kalmıyor. Herhangi bir duvara mutlaka hemen o zamklı, söktüğünde pis pis kalan konserin, işte bir mekanın, tesisatçının reklamı ya da mutlaka ki duvar yazısı. Yani görüntü kirliliği anlamında inanılmaz zenginiz. O duvar yazıları, iğrenç grafitiler. Hani maalesef Türkiye'de bu yönde başarı da yok. Silemiyorsun, kurtulamıyorsun, yine yapıyor manyak. Ama onu zaten buradan eğitemeyiz. Biz eğitebileceklerimize bakalım. Bir başka konu seçim dönemleri. Seçim dönemleri o bayraklar, süslemeler, yola yapıştırılan stikerler yere yere, yani yayanın geçtiği yerlere reklam yapıştırıyorlar ki aynısını şirketler de uyguluyor şimdi. Kaldırımlara sticker yapıştırarak, böyle artık yürüyeceğin tek düzgün yer orası ve millet telefona bakarak yürüyor ya, yeri hedefliyor. Bu kadar çirkin tabelalaşma, bu kadar çirkin pazarlama yok. Devam edelim görüntü kirliliğine. Dubalar. Ya bu şimdi yapı marketlerde işte Koçtaş'tı, Bauhaus'tu, bilmem neydi. Duba satılıyor, tamam mı? Yani trafik dubası gibi. Ve üstüne istediğini yazıyorsun. Adam alıyor, dükkanın önüne iki tane ondan atıyor. Bir tane yağ tenekesinin içine beton döküyor, koyuyor. Kaldırımları, her yeri istediği gibi kapatabiliyor. Hem bu tabelalarla, hem dubalarla, hem de yayanın geçtiği kaldırıma reklam koyuyor paşam. Türkiye bu açıdan maalesef sıfır denetim. Yani belediyelerin normalde bunu denetlemesi lazım, değil mi? Geçeceksin. Bir başka konu. Çanak antenler, klimalar. Ben bu kadar, hani zaten dijital yayın dönemindeyiz ama bu kadar şuursuzca istediğin gibi yerleştirebildiğin bir ülke görmedim. Kesinlikle bakın Türkiye düşmanlığı yapmıyorum ama daha yeni arkadaşımla konuştum. Zürih'te böyle bir şey imkansız, bırak binayı zaten teslim ederken sıfır mükemmel teslim ediyorsun. Yani çanak anten asmayı falan bırak, taşınacaksan banyonun bağlantılarını söküyorsun, o dirseğin içine kadar temizliyorsun. Ama bizde bir başkasına saygı imkansız bu kadar maalesef. Ve diğer bir konu. Binalar, şehir planlama diye bir şeye ben inanmıyorum. Bu kadar çirkin bina çıkışı, bu kadar plansız, rastgele, abidik gubidik bina tasarımları, bu kadar çirkin bir silüet bozma zaten hani biliyorsunuz en yukarıdan bile şikayet alıyor. Ve kuralsızca dükkan yerleşimleri, o mağazaların önüne yerleşimler, kendi sepetlerini atar, promosyonlarını dışarıya koyar, kendi dükkanında istemediği en ucuz şeyleri kaldırıma atar. Bu yola baktığın zaman yolu da çirkinleştiriyor, anlatabiliyor muyum? Bunlar halen görüntü, unutmayın. İşin diğer yönü, belediyelerin yol çalışmaları, inşaatlar hiç umurlarında değildir. Yolu istediği gibi kirletebilir.
Yola kum döker, yola çakıl döker, kaldırım taşlarını istediği gibi dağıtır, günlerce yapmaz. Halen görüntü diyorum ama artık bu kişisel alana tecavüz. Gelelim gürültüye. Ali Koca atar yapıyorsa hakkıyla yapsın. Gürültü konusunda daha başarılıyız. O inşaatlar var ya, istediği saat çalışma yapar. Sabah 6'da başlar, gece 12'ye kadar yık da. Her türlü kompresörsüz her şeyi çıkarır. Cezası yok ki. Bedava. Vatandaş uyumasın. Bir başka şey, seyyar satıcılar. Evet, günümüzde bazı yerlerde belki bu seyyar satıcıların bağırmaları, bu megafon, diyafon hoş değil mi? Ama artık değil. Günümüzde İstanbul'da hele hiç hoş değil. Bugün dahi belki bozacı belki bazılarının hoşuna gidiyorken bazılarının o bozacının sesi çok tiz geliyordur. Çocuğu uyuyordur, o bozacının sesiyle uyanan aile vardır. Bu kadar mı? Küçük başladık. Arabasının, daha önce bu konuda isyan etmiştim. Arabasının egzozundan çıkan gürültüyle zevk alan ruh hastaları var. Ben bunların çocukken şiddete ve tacize maruz kaldığını düşünüyorum. Motosikletlerde de var. Normal binek araçları kullanan ve aracı biraz alçalttı mı kendini süper sanan ruh hastalarında da var. Egzoz bağırsın istiyor. Özellikle bir düğmeyle açıp kapatıyor sesi. Bu senin denetimsiz bir patates olduğunu gösteriyor. Aslında daha ağır bir şey söylemek lazım ama bunun cezasının arabanın ya da motorun elinden alması. Böyle olmalı. Alacaklar. Ceza bu olması lazım. Bu. Daha öteye gidersek asker konvoyları, düğün konvoyları. O kadar rahatız ki bu ülkede. İstediğim gibi camdan çıkıp tak sıkıp eve girebilirim. Havai fişek atabilirim. Roket atarım ya. Çıkıp karşı komşuya roketi gömeyim. Kimse de demez ki bu adam burada mı oturuyordu. Sıfır. Ben yolu kesebiliyorum ya. Düğün konvoyuyla E5'i kapatıyorum. Evlenme teklif edebiliyorum. Daireler çizebiliyorum ruh hastası gibi. İstediğim sesi çıkarabilirim. Sorunsuz. Çünkü saygı yok. Daha öteye gidelim. Araçların kornaları ama ticari araçların. Minibüsler istediği gibi korna çalar. Tat. Geliyor musun? Hadi bin. Ya sen o kornayı çalınca adam ikna olmayacak ki. Yani normalde adam Kartal'a gidecekken seninle birlikte Edirne'ye mi gelecek? Bir adam o kornayla ne bekliyorsun? O kornayı çaldığında minibüsçü arkadaşı indireceksin, sokacaksın kaputun altına, yarım saat çalacaksın kornayı. Ama ben ona maruz kalıyorum. Şimdi belki ticari araç kullanan o kornayı çaldığı zaman diyor ki ya geçtim gittim. Orada oturan adam ne yapacak? Bütün gün onu dinliyor. Ama efendim razı olsun. Değil ki. Sen havaalanı değilsin ki maalesef. Dükkanların müzikleri. Bakın şimdi bu dükkanların müzikleri çok ilginç. Bazı mekanlar, alışveriş merkezleri, hadi onu geçtim küçük esnaflar, özellikle ototeybi falan filan açıyor müziği, yola veriyor. Siz de dinleyin, benim iğrenç zevkimi siz de dinleyin. Bunu trafikte de görürsünüz. Aracı kullanan açar müziği. Bum çıs. Bir süre sonra zaten kafası gidiyor, tamam mı? O duymuyor ama sen duyuyorsun. Buna tahammülsüzlük diyemeyiz bakın. İnsana saygı deriz. Sen kafana göre başka insanların hayatına tecavüz edemezsin. Görüntü olarak, gürültü olarak. Bazılarının zaten dünyada bulunması hem görüntü hem gürültü kirliliği. Başkasına saygı duymadığı için. Ve bir diğer konu yine belediyelerin desteklediği billboardlar. Neye göre planlanıyor bilmiyorum. İstediğin yere billboard koyabiliyorsun. Yani istediğin yer değil tabii ama o kocaman billboard'u koyuyor trafiğin ortasına bulvarın. Haberler geçiyor, hava durumu geçiyor, reklamlar geçiyor. Trafik akmıyor. Aslında fikir şu, trafik akmıyorken reklamı görsünler. Hayır, senin yüzünden kaza oluyor. Ama billboard beleş, istediğin gibi koy. Reklam panoları, duraklara reklam giydireyim. Senin oraya reklam koyabilecek alanın olması reklam koymanı gerektirmiyor ki. Hele ki belediyeye, İETT'ye bir şeye aitse. Bilgilendirecek bir şeyler koy. Hiç değilse aslanların hayatını yaz, yine bir bilgi olsun ya. Ya faydalı bilgiler koy. Her yere reklam alınıyor maalesef. Peki bu kadar atar gider negatiften sonra size sorum şu. Siz nelerden rahatsızsınız? Siz gördüğünüz alanlarda nelerden rahatsızsınız? Ben Haluk Tatar, umarım bir şeyler sizin gözünüzü kulağınızı tırmalamaz. Rahatsız olduklarınızı aşağı yazarsınız örneklerle, sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.